Hemen şey yapalım. Şimdi Elmalı Hamdi yazır. İmtihan, Allah'ın insanları imtihan etmesinin mümkün olmadığını söylüyor. Böyle bir şey olamaz diyor. Akla aykırıdır diyor. Bu ne biçim laftır yani? Bakın ifadelerinin sadeleştirilmiş şeklini size okuyayım ki orijinaliyle gelmeden karşılaştırdım, herhangi bir hata yok. İptila ve bela, az önce okuduğum lenebluvennekum kelimesi tecrübe ve imtihan manasındadır ki, yani sizi tecrübe ve imtihandan geçireceğiz diyor ya kesin olarak Allah. Esasen iki farklı anlamı içine alır. Birisi bir şeyin gizli olan özelliğini, iç yüzünü tanımayı istemek, diğeri de o şeyin iyi ve kötü yanlarını, eksik veya üstün taraflarını ortaya çıkarmaktır. İyi kötü yanlarını, eksik ve eksik taraflarını ortaya çıkarmak imtihanın sonucudur. Dolayısıyla imtihanda iki şey birlikte olur. Adamın bir yoklarsın, sonucunda ya biliyor ya da bilmiyor diye netice ortaya çıkar. Dolayısıyla iki ayrı şey değildir. İkisi iç içe olan şeylerdir. Neyse ondan sonra diyor ki, birinci mana, yani bir şeyin iyi mi kötü mü olduğunu tespit etme çalışması, iyi ve kötü yanlarını, eksik ve üstün taraflarını ortaya çıkarmak diyor. Gizli ve açığı bilen Allah tarafından zaten tasavvuru bile mümkün olmayan bir meseledir diyor. Yani Allah'ın bir şeyin gizli ve kapalı yerlerini ortaya çıkaracak, bu imkansız diyor. Böyle bir şey olmaz diyor. Şimdi burada bir şey var. Şimdi gizli kelimesinden ne anlıyorsunuz? Eğer bu adamın içinde var olanı ortaya çıkarmak diyorsanız o zaten Allah için gizli değildir ki. Senin için gizlidir. Ama imtihanın neticesinde ne olacak diyorsanız ki bakın Allah araya bir zaman koyuyor. Ayet-i kerimede. Muhammed 31. ayette ne diyor? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ diyor. Var olanı ortaya çıkarmak değil, ne olacak ona bakmak için diyor. Yani şimdi sizin içinizde, dışınızda, yeryüzünde var olan Allah'ın yaratmış olduğu şeylerin tamamını Cenab-ı Hak tabii ki hiç şüphesiz biliyor. Gelecekle ilgili yarattıklarını, yaratmaya karar verdiklerini, bütün bunları, gaybı elbette ki Allah-u Teala biliyor. Bazıları tutuyor da iftira ederek Allah gaybı bilmez dediğimizi söylüyor falan. Neyse diyecekler. Yani onların da cehenneme gitme hürriyetlerine engel olacak değiliz. Tabii ki yapacaklar bunu da. Onları önemli değil ama ciddi ciddi cevap veren arkadaşlarımız var. Onları ben bugün ele alacağım. Şimdi diyor ki لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ kesin zor bir imtihandan geçireceğiz ki nihayetinde öğrenelim diyor. Bunu söyleyen Allah-u Teala, biz değil. Peki Allah böyle söylüyorsa Allah'ın imtihan yapması imkansızdır diyen kişinin delili ne? Neye dayanıyor? Neye dayanarak bunu söylüyorsun kardeşim? Şimdi şey de şunu söylüyor, Fahrettin Razi de şunu söylüyor. Diyor ki hatta baştan okuyayım da Ennehu Teala vasafa teklifehu iyyahu bi belve, yani şeyin İbrahim Aleyhisselam'la ilgili ayet-i kerimeyi şey yapıyor. Ve izibtela İbrahim Rabbuhu bi kelimatin fe etemmehun. Rabbi İbrahim'i bir kısım kelimelerle ağır imtihandan geçirdi. O da hepsini tamamladı. Yani imtihanları tam başarıyla verdi. Yüz aldı. Diyor ki burada diyor, Allah burada imtihan kelimesini kullandı. Öyle bir serbest bir ifade olarak kullandı. Tevessuhandı. Serbest bir ifade kullandı diyor. لَنَّ مِثْلَ هَذَا يَكُونُ مِنَّ عَلَى جِهَةِ الْبَلْوَ وَالْتَّجْرِبَ وَالْمِحْنَ. Çünkü böyle bir şeyi biz yaparız. Yani ortaya çıkarmak, imtihan etmek ve tecrübe edinmek için. مِنْ حَيْثُ لَا يَعْرِفُ مَا يَكُونُ مِمَّنْ يَأْمُرُهُ. Yani kişi
Ne olacağını bilmediği için öyle söyler, şunu yap, bunu yap der, neticeyi görmek için diyor. فَلَمَّا كَثُرَ ذَٰلِكَ فِي الْعُرْفِ بَيْنَنَا Kendi aramızda bu tip şeyleri çok konuştuğumuz için diyor, işte falan imtihan ettim, filan imtihan ettim, filan sıkıntıdan, şey, tecrübeden geçirdim kelimelerini, biz çok kullanıyoruz ya diyor. Biz böyle çok kullandığımız için diyor. جَازَ اَنْ يَصْفَ اللّٰهُ تَعَالَى اَمْرَهُ وَنَهْيَهُ بِذَٰلِكَ Allah'ın kendi emir ve yasaklarını bu şekilde tanımlaması caiz oldu. Allah için ne demek caiz oldu? Yani biz kendi aramızda bu kelimeleri kullandığımız için Allah'ın da kullanması caiz olmuş. Ya böyle bir ifade olur mu? Ondan sonra diyor ki nasıl caiz oldu? Mecazen. Mecazen böyle caiz oldu. Yoksa Allah kimseyi imtihan etmez diyor. Şimdi bakın size birisi dese ki Allah kimseyi imtihan etmez. İtiraz edersiniz değil mi? Peki Allah şu anda imtihan ettiği konuları bilmez, sonra bilecek dediğimiz zaman isyan ediyorsunuz. Ya kardeşim bunu Allah söylüyor, biz söylemiyoruz. Bak Allah'ın imtihan etmesi mecazdır diyor. Yani imtihan etmez Allah. Niye? Zaten her şeyi biliyor. Niye imtihan etsin ki? Peki şimdi soruyorum. Madem Allah her şeyi biliyor, niye imtihan etsin ki diyorsun? O zaman bu dünyaya getirdiği insanlar doğrudan hemen cehenneme gidecek olan gidecek, cennete gidecek olan gidecektir değil mi? Şimdi cehennemde birisi dese ki ya Rabbi sen benim cehenneme gideceğimi yaratmadan biliyordun. Daha ben niye yarattın da şimdi cehenneme atmışsın bir de beni suçluyorsun? Aslında bunlar Cenab-ı Hakk'ı koruduklarını zannediyorlar. Haşa Allah'a zalim diyorlar da farkında değiller. Allah zulmediyor diyorlar da farkında değiller. Ondan sonra diyor ki mecazen bu böyledir diyor. Ki yazı çok küçük yazılmış, az büyüteyim ya. Sanki ne olacak? Zaten bilgisayarın kendi küçük. Bir de yazı da küçük olduğumda iyice şey yapıyor. Okumak zorlaşıyor. Hı, tamam. Bak diyor ki, şunu dikkat edin, dinleyin bakın ne diyor. لَأَنَّهُ تَعَالَى لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْاِخْتِبَارُ وَالْاِمْتِحَانِ Allah-u Teala'nın bir kişiyi denemesi, imtihan etmesi caiz değildir diyor. Ya Allah kesin imtihan edeceğim diyor, Kur'an'ı tefsir eden kişi diyor ki caiz değildir. Şimdi buradan şunu lütfen tekrar düşünün. Bu arada da şeyi göstermiş olayım, bizim sağ olsun Fatih Hoca Kur'an anlama usulü kitabını çıkardı. İnşallah bu gerçekten Türkiye'de değil, tüm dünyada büyük bir ihtilalin sebebi olacaktır. Buna kesin inanıyorum. Tabi bu usul gider, her gün gelişiyor, her gün gelişiyor. Bu birkaç cilde çıkar bir müddet sonra ama esas önemli olan budur. İlkin çıkmasıdır, birincinin çıkmasıdır. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum burada hepinizin yanında. Cenab-ı Hak ilmi çalışmalarına bereketini artırsın. Şimdi bu işin temeli şu biliyorsunuz. Allah-u Teala ne diyor? Hud suresinde Kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet min ledun hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem, yani hüküm ifade eden ayetler şeklinde olmuş. Sonra da ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Hakim ve habir tarafından. Yani ayeti, bir hüküm ifade eden ayeti Kur'an'a koyan da onu açıklayan da Allah'tır. Peki tamam, niye? اَلَّا تَعْبُدُ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Peki kardeşim, ey Fahrettin Razi, ey Elmalı Muhammed Hamdi Yazır, Cenab-ı Hak her ikisinde makamını cennet eylesin, ikisinde günahlarını affeylesin. Yahu siz hangi yetkiyle Allah-u Teala'nın açıkça hüküm koyduğun, insanları yaratma sebebi olarak bize bildirdiği konuda Allah'ın imtihanını mecaz sayarsınız.
Allah'ın imtihan etmesinin caiz olmadığını söylersiniz. Ve hiçbir dayandığınız hiçbir şey de yok. Kendi kafanızdan yaptığınız yorumla ayetleri mahkum ediyorsunuz, işe yaramaz hale getiriyorsunuz. Aslında Kur'an'ın tamamını işe yaramaz hale getiriyorsunuz. Allah imtihan etmez demek, Allah nebilerini boşuna gönderdi demek değil midir? Allah rızası için buna bir cevap verin. Allah Kur'an'ı ve bütün kitapları boşuna indirdi demek değil midir? Ya neye dayanarak bunu söylüyorsunuz kardeşim? Tabii ki İslam alemini bu şekilde şaşkına çevirdiniz. Nasıl olsa her şey belli. Çalışmama gerek yok. Var mı gerek? Ben burada size niye ders anlatıyorum ki? Niye hazırlık yaptım ki? Ben zaten bunu anlatacaktım. Çalışsam da çalış. Siz de zaten gelip dinleyecektiniz. Öyle değil mi yani bu mantığa göre? Ya bu ne biçim bir şeydir yani?